Vakit var mı yoksa soruları mı geçelim? Sorulara geçelim. O zaman efendim size ahdim olsun. Yarın hatırlat bana. Sen anlattırmadın. Hutbeyi anlatacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müthiş hutbede söylediği bir söz var. Muhteşem. Her derde deva. Hiç bu kadar uzun lafa bile hacet yok. Onu dinlediğimizde meseleyi anlarız. Şimdi bir de bugün hazırlıklı olun. Hani belki ilk gün duymaya alışık olursunuz, olmuşsunuzdur. Bilhassa yapmadık. Bir dua da yazacağız. Rejiden onu istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en çok ettiği dua. Hayatımızdan hiçbir zaman eksik olmamalı. Bu dua her zaman hayatımızda olmalı. Tamam. Onu inşallah yazdıracağım ama şimdi hem o duadan hem de en sonunda yapacağımız duadan önce gönül koyuyor bize soru gönderen kardeşlerimiz küsüyorlar, göndermiyorlar veya çok birikiyor, cevaplamıyorsunuz diyorlar. Şimdi bir soruyla başlayalım. Hem de siz de biraz böyle dinlenmiş olun inşallah. Bakalım gelsin hangisiymiş o? Hocam selamünaleyküm. Ramazan'da şeytanlar zincire nasıl olur? Bunu merak ediyorum. Allah Allah. Yani soruları da ayıklayın bak kardeşim. Ramazan'da şeytanlar nasıl zincire vurulur? Şimdi benim bir böyle komik ama işte böyle diye gösterebileceğim bir şekli var. Onu sonraya bırakalım. Kardeşim, güzel kardeşim. Sen bu yani küçük halinle bu soruyu soruyorsun ama merak etme. Koskoca adamlar da bu soruyu sorabiliyor. Şeytanlar nasıl bağlanır? Domuz bağıyla falan filan değil herhalde yani kelepçe, zincir falan değil. Şeytanın bağlanmasına göre şekli farklıdır. Mesela mikropları bağlıyoruz dediğinde doktor alıp da üzerine böyle düğüm atmıyor mikrobun. Mikrobun bağlanması, mikrobun hapsedilmesi denildiğinde o mikroba göre bir hapsedilme, o mikroba göre bir onun izale edilmesi olur ya. Şeytan da bizim gibi eli ayağı falan olup da böyle falan değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim anlayacağımız şekilde şeytan bağlanır denildiğinde aynı zamanda şunu söyleniyor. Şeytan bağlanır yani Ramazan'da siz bir şeyleri iyi yapıyorsunuz falan diye şeytanı öldü zannetmeyin. Elleri çözülünce, ayakları çözülünce bir insan nasıl mahkum, serbest bıraktığında o canileri, cinayet işleyen izansızları salıverdiğinde dışarı ne yapacak? Aynısını yine yapacak. Onun hep orada durması lazım ya. Bize onun teşbihi anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bak şeytanlar bağlanır Ramazan'da. Aman serbest bırakmaya kalkmayın. Aynı huyuyla tekrar sizin üzerinize çullanır. Yani kendinizi o hazır bağlıyken tedbirinizi alın manasına söyleniyor. Ama onun bizim gibi eli ayağı olduğundan değil. Anlatmak için. Başka şeytanlar nasıl bağlanır? İşte böyle bağlanır. Ramazan'da sahur vakti programı olmasaydı bu saatlerde kim bilir nasıl programlar olurdu. Bir bağlanma şekli de bu. Bağlanmış mı? Bağlanmamış mı diye de cevap verebiliriz. Ama şu an onu yapmıyoruz. İkinci soruya geçelim. Selamun aleyküm hocam. Bizim size bir sorumuz olacak sayın hocam. Allah Kur'an-ı Kerim'de kimi ayetlerde çoğul edat kullanıyor? Biz diyerek söze başlıyor. Bildiğimiz kadarıyla bu Allah'ın azametini, büyüklüğünü göstermek için. Bunun başka bir yorumu falan var mıdır? Sizden duymak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı sahurlar. Allah razı olsun. Aslında kardeşimiz soruyu sorarken nezaketle bizi de böyle düşünerek biraz cevabı da vermiş. Allah Teala biz diyor, yani böyle üstesinden gelemiyoruz, hep beraber yaptık manasında değil o. Şöyle diyor alimler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisi beyan ederken ayetlerinde tüm dünyada insanlık tarihinde insanların dimağında ki o programı da o yazdırmıştır. İnsanlığın programını da evvelce onlara indiren yine Allah'tır. Aralarında kullandığı saltanat sahibi, beşerin, sultanlarının kullandığı üslubun hepsi Kur'an'da vardır. Mesela diyelim ki ben şimdi bir sultanım, şey o Fatih. O Fatih nedir biliyor musun?
O Fatih şöyle yapar. Denildiğinde kendinden bahseden, o saltanatı ifade eden o sıfatı vardır. Başka? Biz onun hesabını görmeyi biliriz diye ben böyle konuştuğumda sen kaç kişi acaba bunlar diye aklına bile getirmezsin. Sende uyanan his nedir? Azamet, kuvvet. Biz onu çok iyi tanırız dediğimde abi bu kaç kişi bunlar diye aklına bile gelmez. Oradaki biz kuvveti ve kudreti ifade eder. Gene bu da nedir? Bir de ben bunu yaptım. Allah Teala ben, biz ve o tabirlerinin hepsini bu azameti, bu güzelliği işaret edici şekilde Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiştir. Böylece insanlar neye muhatap olduklarını ve nasıl bir kudretin kendilerini sevdiğini, muhatap aldığını da anlamış olsunlar diye Allahu alem. İnşallah cevap olmuştur. Kafi mi sana bu? Peki. Diğer soruya geçelim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı yayınlar. Biz 12 saat nöbet tutuyoruz. Gece nöbet tuttuğumuzda rahat orucumuzu tutuyoruz ama gündüz nöbetlerinde çok gergin oluyoruz. Çalışma tempomuz biraz yüksek oluyor. Borçları da ödeyemiyoruz. Allah affetsin ama hani ücret olarak bunu ödediğimizde kabul olur mu? Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Şimdi kıymetli kardeşlerim şu hatırlatmayı yapmak zorundayım. Burada sorulara cevap verirken muhakkak surette, lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Muhakkak surette o sorulara cevap verirken kitaplarımızda, muteber kaynaklarımızda ve onlardan süzülen sohbetlerle, bize aktarılan bilgilerle bu cevapları vermekteyiz. Yani şu yok, bakalım Fatih Hoca buna ne diyecek? Değil. Olur mu canım böyle kendine göre ahkam kesmek? İkinci söyleyeceğim noktada şu. Bakın, beğenirsin, beğenmezsin, yeteri kadardır, değildir, eksik vazife yapar yapmaz onu bilmem. Fakat Diyanet Teşkilatımız, bakın Diyanet Fetva Bölümü, Diyanet'in imsakı, iftarı, Ramazan'la anlattığı şeyler, bunlar hakikaten çok güzel, bilgili, ilim sahibi insanların, heyetlerin oturup, kafa yorup, belgelere, bilgilere, en önemlisi kitap ve sünnete bakarak çıkarttığı hükümlerdir. Bilhassa Ramazan ve ibadetimizle alakalı hiç kimse ileri geri bu hususta konuşmamalıdır. Bak şöyle bir size örnek olsun diye söyleyeyim. Diyanetimizde öyle güzel bir alimler kadrosu vardır ki, o alimler beni kendilerine talebe kabul etmezler. O kadar bilgili insanlar vardır. Hepsi çok kıymetlidir. Yani bunu kalkıp belli şeylere, bilinmelere çarpıtarak, çurputarak sulandırmamalı. İmsak saati açıklamış. Fitreyi açıklamış. Efendim oruçla alakalı, dinle alakalı, namazla alakalı, Ramazan'la alakalı fetvalar vermiş. Acaba ya falan denmez. Bu kusura bakmayın. Yani en hafif tabiriyle saygısızlık olur. Allah razı olsun. Eksikleri var mı? Tabii ki var. Her bir insana tek tek hitap edebilse keşke. Toptan olmuyor bu iş. Tamam ama bir de imkanlar, bir de biraz da bizim merak etmemizle alakalı işin altında yatan bazı hususiyetler var. Şimdi buna göre arkadaşlarımıza verdiğimiz cevaplar şöyle olur, böyle olmaz. Böyle olunca şu şekilde yapmak lazım gibi sözlerin hepsi muhakkak surette bu fetvalara, bu kitaplara ve İslam fıkhının özelliklerine dayanarak verilmiş cevaplardır. Şahsi değildir. Bunu söylemek isterim. Arkadaşımızın sorusu. Şimdi çalışıyor, nöbeti var. Herhalde ya polis ya özel güvenlik bilemeyeceğim. Tam göremedim. 12 saat mesaimiz oluyor. Gündüz olduğunda oruç tutma imkanı bulamıyorum. Yani ya koşuşturuyorum ya ediyorum. Orucu tutamıyorum. Şimdi dur. Orucu tutamıyorsun. Doktorunda, fiziki şartlarında orucu tutamayacağınla alakalı tam hükmü ortaya koydu. Tamam mı? Tamam. Ama şimdi bir şey var.
buradan hemen ben bunun fidyesini bilmem nesini vereyim diyemezsin. Sebep, bunu diyebilmen için senin durumunun hiç değişmemesi lazım. Mesela, diyelim ki bir insan, Allah muhafaza eylesin, acayip derecede hasta. Hastalık, Ramazan geldi, hasta. Ramazan bitti yine hasta. Doktorlar diyor ki ömür boyunca bu böyle, oruç tutamaz diyor. O zaman artık ben ileride iyileşirim diye beklemeyecek. İlk fırsatta, eline fırsat geçtiğinde fidyesini verecek. Ama şimdi Ramazan'a girdi hasta. Ramazan'dan bir ay sonra da hasta. Doktorlar dedi ki inşallah 2,5 ay sonra toparlar. Ben bu arada fidyeyi vereyim. Olmaz. Sıhhate kavuştuğunda orucu tutacaksın. Sıralama öyle. Bu arkadaşımız da imkana kavuştun. İlk önce kazayı tutacaksın. Ne zaman tutarsın? Ne zaman imkana kavuşursa. Hepsini peş peşe tutman şart değil. Tutamayacak durumda oldun ve artık bu kesin hep böyle devam edecekse o zaman fidye şartına bakmak lazım. Kıymetli kardeşim, sıralama şöyle. Tutamıyorum orucu. Hakikaten mi? Bir ona bakacaksın. Peki, tutamıyorum orucu. Devamlı mı? Hayır. Düzelecek. Şartlarım da düzelebilir. O zaman fidye veremezsin. Ya Rabbi ben not ediyorum. Sen bilirsin, ben de unutmayayım. Ciddiyetle not ediyorum. Benim 15 gün tutamamışım. 5 gün tutamamışım. Bunu kaza edeceğim. Evet. Borç yiğidin kamçısıdır.